meme hem kadın için hem erkek için çok önemli. Hem anne için hem de erkek için, baba için çok önemli. Dişilik olarak çok önemli, kadınlık olarak çok önemli, annelik olarak çok önemli. Dolayısıyla meme üzerine yapılacak ameliyatlar kadının bir tek kendisini etkilediği gibi eşini, kocasını, partnerini, erkek arkadaşını da mutlu olup olmamasını da uyumlarını da etkileyen bir şey. Meme üzerine dikleştirme, büyütme, küçültme, asimetri giderilmesi gibi pek çok ameliyat şekli mevcuttur. Çünkü bu biraz da şeye benziyor, renk sevgisine, bir rengi beğenmeye benziyor. Bir insan eğer yeşil seviyorsa, yeşil mavi seviyorsa, mavi onun için en güzel renktir. Bir insan küçük meme seviyorsa, küçük, kocaman meme seviyorsa, çok iri meme seviyorsa, onun için en güzel meme büyük memedir. Tabii ki bu tür yaklaşımlarda, bu tür isteklerde doktora düşen şey, istediği şeyin onda eğer gerçekleşir ise daha sonra oluşturabileceği sorunlar, potansiyel sorunlar ve neleri düşünmesi gerektiği bilgisidir. Bu her cerrahın yapması gereken ve tecrübesini aktarması gereken bir ön görüşme bilgisi olarak bir kenarda kayıt altında tutulmalıdır. Meme estetiğinde neler yapılır? En çok yapılan ameliyatlar meme büyütme ameliyatıdır. İki tane alternatifimiz var. Birincisi silikon, diğeri vücuttan alınan yağ enjeksiyonu. Aslında üçüncü bir seçenek daha var. Sentetik dolgu maddeleriyle memenin büyütülmesi. Ama kesinlikle bundan kaçınılması gerekir diye düşünüyorum. Genelde çok güzel olur sonuçlar. 5 yıl civarında da kalır. Kalıcılığı vardır. Ama o 5 yıl yine de böyle tehlike altında geçmiş bir süreçtir. Eğer herhangi bir reaksiyon olur ise bu 5 yıl içerisinde hasta bu sentetik dolgu maddesiyle memesini büyüttüğü için müthiş bir pişmanlık yaşar. Çünkü düzeltmesi çok zordur. Çok ciddi, çıban gibi akıntılara neden olur. Ve artık iş estetik ameliyatlardan değil, rekonstrüktif ve yara onarımı şekline döner. O yüzden bu üçüncü şekli, yaklaşımı göz ardı etmek gerekir diye düşünüyorum. Üçüncü alternatifi yok edince o zaman iki tane alternatif kalıyor. Biri meme silikonu, diğeri yağ enjeksiyonu. Yağ enjeksiyonu, maalesef verdiğimiz yağ enjeksiyonu istediğimiz kadar zenginleştirelim, istediğimiz kadar kök hücre uygulamalarıyla verelim, verdiğimiz yağın hepsi kalmıyor. Dolayısıyla ikinci bir seansa ihtiyaç duyma şansı çok fazla. Bu yağ hücreleri biraz erirken orada kireçleniyor ve daha sonra mamografide de herhangi bir, örneğin diyelim ki ağrısı oldu, mamografi çektirmesi gerekiyor. Oradaki radyoloğun tanı koymasını zorlaştırabiliyor. İkinci seçeneğinde bu negatifleri olunca komplikasyonu en az, sağlık açısından bir problemi olmayan FDA garantili silikonlarla uygulanan meme büyütme ameliyatı ilk tercih ve tek tercih gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şunu söylemek lazım, eğer meme büyütülebilecekse ilk tercih kesinlikle FDA garantili meme silikonuyla yapılan ameliyatlar olmalı. Bunları hesaplayarak boyutunu bizim önermemiz gerekiyor, onun da beklentisini almamız gerekiyor. Ortak bir karar aldıktan sonra da bu kararı ortaya çıkaracak meme silikonun şekline karar vermek lazım. Damla silikon mu, yuvarlak silikon mu? Silikon tercihi de ortaya çıktıktan sonra o zaman nereden bir kesi yapılarak bu silikonun yerleştirileceğine karar vermek lazım. Bu da nasıl olur? Göbek deliğinden mi, meme altından mı, meme ucundan mı, koltuk altından mı? Buna da hastayla birlikte karar vermek lazım. Bu da kararlaştırıldıktan sonra bu protezin hangi anatomik plana yerleştirileceğine karar vermek lazım. Meme dokusunun tamamen altına mı, yoksa meme dokusuyla kasın zarının altına mı, yoksa kası da dahil ederek yani hem meme dokusu hem kasın zarı hem de göğüs kasının altına mı yerleştirilecek, ona karar vermek lazım.